Asarı Canı Canan Hazretleri 1. bölüm Evliyanın büyüklerinden insanlara hakka davet eden doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile yaliye denilen alim ve velilerin meşhurlarındandır. İsmi Şemseddin Habibullah'tır. Babası Mirza Can bin Abdüssübhan'dır. Onun ismine izafeten, Canı Canan denilmiştir. 1111 miladi 1699 veya 1113 miladi 1701 senesinde Ramazan-ı Şerif'in 11'inde cuma günü ailesi Dekken'den Ekber Agra'ya göç ederken Kalaba adlı küçük bir kasabada doğdu. 1195 miladi 1781'de Delhi'de şehit edildi. Kabri, Şahcihan Camii yakınındaki Dergah Camii'nde olup, oradaki dört kabirden biridir. Talebesi abdullah Dehlevî'nin de kabri oradadır. Masarı Canı Canan Hazretleri, küçük yaşta zahiri ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yönelip, Seyyid Nur Muhammed Bedevani'den feyz alarak yükseldi dört sene bu hocasının sohbetine devam edip hilafet aldı. Hocası Seyyid Nur Muhammed'in vefatından sonra altı sene Şeyh Gülşen'i ve on iki sene Muhammed Eftal ve Hafız Sadullah'ın sekiz sene Muhammed Abid-i sohbetlerine devam ederek tasavvufta müceddidiye yolunda yüksek derecelere kavuştu. Ayrıca Kadiriye, Çeştiye, Sühreverdiye ve Kübreviye yollarından da icazet, diploma aldı. Zahiri ve batini ilimleri öğrendikten sonra insanları irşad etmeye başladı. Derslerine ve sohbetlerine alimler, amirler, veliler ve halk devam edip ondan feyz aldılar. Mir Müslüman, Senaullah Paniputi, Gulam Kaki, Seyyid Alimullah, Seyyid Abdullah Dehlevi gibi büyük alimler ve veliler yetiştirdi. Masarı canı canan hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Her kim ki dünyaya düşkün olanlar arasına karışırsa sohbetin bereketlerine ve tasavvufun nurlarına kavuşamaz. Bir kimse dünyaya düşkün olanlar arasına ihtiyaç olduğu kadar karışır ve halis niyetle ve batini nisbetini muhafaza ederek aralarında bulunursa zararı yoktur. Dünya mel'undur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar da mel'undur. Allahü Teala'nın sevgisiyle dünya sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için masivayı yani Allahü Teala'dan başka her şeyi ve bütün maksatları terk etmek lazımdır. Takvanın ve veranın, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmanın yolu, Rasulullah Efendimiz'e mütabiat, uymak ve onun bildirdiklerini candan kabul etmektir. Kendi halinizi kitap ve sünnette bildirilen hususlarla karşılaştırınız. Eğer haliniz kitap ve sünnette bildirilen hususlara, yani dinin emirlerine uygun ise makbuldür. Uygun değilse merduttur, reddedilecektir. Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olmak lazımdır. Her insanın kıymeti himmeti yani gayret ve çalışkanlığı miktarıncadır. Bir kimsenin gayret ve çalışması dünya için olup Allahü Teala'dan yüz çevirmesine sebep olursa hiçbir kıymeti yoktur. Fakat bu çalışması Rabbinin rızasını kazanmak için olur. Onun razı olduğu, beğendiği emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak için olursa, bunun kıymetini takdir etmek mümkün değildir. Onu ancak Allahü Teala takdir edip mükafatlandırır. Tevekkül insanın Allahü Teala'nın her hususta verdiği teminata güvenerek gönlünü rahata ve huzura kavuşturmasıdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyden razı olan kimsenin arzu ve istekleri olmaz. O Rabbinin kendisine verdiklerinden razıdır. Aksi halde dua ederek aşırı istekte bulunmak Rabbinden razı olmanın alametinden değildir. Marifet Allahü Teala'yı tanımaktır. Cenab-ı Hak akla gelen her şeyin ötesindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın nimetlerini düşününüz. Onun zatı hakkında düşünmeyiniz buyurdu. Çünkü akla hayale gelen her şey o değildir. O ötelerin ötesidir. Ezelde yaratılan ve insana yetecek olan rızık çalışınca zahmet çekmeden de insana ulaşır. İnsanın çektiği bütün zahmetler, sıkıntılar ve meşguliyetler ise fazlasına kavuşmak isteğindendir. Fakirler de, zenginler de, kendileri için ayrılmış olan rızıklarına kavuşmadan ölmezler. Fakat bu hususta, fakirlerin tevekkülü daha çoktur. Zenginler ise, ellerindeki mal ve mülklerine, sahip oldukları imkanlarla elde ettikleri sebeplere daha çok güvenirler. Bu halde zenginin Rabbini unutmasına sebep olur. Allahü Teala kendisinden başkalarına bağlanarak izzet şan ve şeref sahibi olmak isteyenleri zelil eder. Herkesin yanında hor ve hakir kılar. İnsanların en zayıfı nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Rızık için endişeye kapılıp hep onu düşünmen geceni ve gündüzünü onun peşinde harcaman seni Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve insanlara muhtaç eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti hep onun beğendiği, razı olduğu işleri yapmak ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Kendi nefsini iyi gören kimse insanlardan gelen kötülüklere müptela olur. Kendi nefsinin ayıbını gören kimse insanların kötülüklerinden emin olur. Amelin ihlasla, ihlasın ise Allahü Teala'dan başka her türlü güç ve kuvvetten uzaklaşman ile doğru olur. Alın yazısını okumak isteyen yaptığı amellerin doğru olup olmadığına baksın. Allahü Teala'nın kulundan razı olmasının alameti nedir diye sorulunca buyurdu ki ibadetlerin tatlı ve rahat günahların zehir ve ağır gelmesidir. Cömert, cömertliğini küçük görmedikçe ve onu kabul edeni kendinden üstün görmedikçe, sofi olamaz. Fakirlerin en fakiri, kendisini gani, zengin edecek kimseye, Allahü Teala'ya ulaşamayan, hidayet bulamayandır. Allahü Teala'ya sevap umarak veya azabından korkarak hizmet eden, tamahını ve hasisliğini ortaya koyar. Kulun efendisine bir bedel, menfaat karşılığı hizmet etmesi ne kötü şeydir. İlim üç kısımdır. İlmi billah, Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi min Allah, zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi me'Allah, hauf ve reca ilmi, Allahü Teala'dan korkup bununla beraber ondan ümidi kesmeme ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Masarı canı canan hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bir defa cihanın süsü, kainatın serverini rüyada görmekle şereflendim. Yan yana uzanmış yatıyorduk. O kadar yakındık ki mübarek nefesi yüzüme geliyordu. Bu esnada susadım. Serhent büyüğünün oğulları, yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin evladı da oradaydılar. Rasulullah Efendimiz, onlardan birine su getirmesini emir buyurdu. Fakir, ya Rasûlallah, onlar benim pirimin evladıdır diye arz ettim. Onlar bizim sözümüzü tutarlar buyurdu. Onlardan bir aziz kalkıp su getirdi. Kana kana içtim. Sonra, ya Rasûlallah, Hazretiniz Müceddidi Elfisani hakkında ne buyurursunuz diye arz ettim. Ümmetimde onun bir benzeri başka kim vardır? buyurdu. Ya Resulallah, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı mübarek nazarlarınızdan geçti mi? dedim. Buyurdu ki: Eğer ondan hatırladığın bir yer varsa oku. Ben de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı mektuplarında geçen ve Allahü Teala için o veraül vera sonra yine veraül veradır. Yani Allahü Teala ötelerin ötesidir. Akıl neyi düşünür ve neyi tasavvur ederse o değildir. Buyurduğunu okudum. Resulullah bunu çok beğendi ve tekrar oku buyurdu. Ben de tekrar okudum. Bu ifadeleri çok güzel buldu. Bu hal epey bir müddet devam etti. Sabah olunca büyüklerden bir zat erkenden gelip bana dedi ki ben bu gece rüyamda sizin bir rüya gördüğünüzü gördüm. O rüyayı bana anlat. Ben ona gördüğüm rüyayı anlattım. Çok beğenip hayret etti. Ben gördüğüm bu rüyada Resulullah Efendimizin mübarek nefesinin ve sohbetinin bereketiyle kendimi tamamen nur ve huzur içinde buldum uyanık iken ele geçen şeylerden daha çok bereketli olan bu rüyanın bereketiyle günlerce acıkmadım ve susamadım. Masarı canı canan hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en ârifi, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek Allahü Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İnsanların nefsin istek ve arzularından uzaklaşmak için ıssız çöllere çekilmesi ne kadar şaşılacak bir şeydir. Zira insanların arasına çıkmak peygamberlerin sünnetidir. İlim kaledir. Cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır. Kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlmin tadından zevk alan kişi onsuz yapamaz. Devamlı ilimle meşgul olur. Zahitlerin gözleri ağlar. Ariflerin ise kalpleri ağlar. Şükrün neticesi Allahü Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allahü Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. Kalp ve vakit insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kar getirebilir? Masarı canı canan hazretlerinin menkıbelerinden biri şöyle nakledilir. Bir gün Masarı canı canan hazretlerinin talebelerinden biri huzuruna gelip efendim kardeşim Azim Abada gitmişti. Sevenlerinizdendir. Bir iftiraya uğrayıp Haksız yere hapsedilmiş, kurtulması için dua ve teveccühte bulunmanızı istirham ederiz, dedi. Bunun üzerine Masarı Canı Canan bir mektup yazıp kardeşine ulaştırması için ona verdi ve bu eline geçtikten bir saat sonra hapisten kurtulur, buyurdu. O talebe mektubu kardeşine ulaştırınca işaret edildiği gibi hapisten kurtuldu. Masarı Canı Canan Hazretleri sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Senin ömrün bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan, bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakıyla ahlaklanırsa, kendine tabi olanlar da onun ahlakıyla ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse, kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık, tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için malayaniden temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile kafirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç üç çeşittir. İlki, ruhun orucudur ki, bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi, aklın orucudur ki, bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu, nefsin orucudur ki, yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Tevazu, kimden olursa olsun, hakkı kabul etmektir. Tasavvuf razı olunan ahlaktır. Arif kimse kalbi Allahü Teala ile bedeni halk ile olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah Efendimiz ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala Çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Eshabıma ihsan edin. Sonra onları takip edenlere, tabiine hürmet edin. Sonra yalancılık yayılır. Hatta yemin teklif edilmeden adam yemin eder. Şahadeti istenmeden şahadette bulunur. Yırtıcı aç iki kurdun salı verildikleri bir koyun ağılına, sürüsüne verdikleri zarar şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen cennete girer. Bunlar kibir, borç ve azgınlıktır. Müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkar davrananıdır.